Bana bir soru sorayım. Green Coach ismi kullanmanızın benim dikkatimi çekti şimdi, o yüzden soruyorum. Tabii ki. Tabii paylaşırım. Hani bu gri aslında bir arada kalmışlığın hikayesi. Hani çalışmam gerektiğini biliyorum ama diye başlayan cümleler var ya, çalışmıyorum ya da erteliyorum. Sürekli böyle şeyler elden gidiyor. Hani siyah taraf zaten bu işi çoktan bırakmış. Hani biraz daha böyle gamsızlık tarafında kalan. Beyaz taraf zaten bu işi çok güzel yapan taraf ama gri hep böyle yapmam gerek ama tam buradayım işte. Tam orada kaldım diyen taraf. Biz de onları beyaza doğru çekmek için uğraştığımız için bu Gri Coach ismini koyduk. Çalışıyorum. Gri Coach ismiyle birçok yere seminerler düzenliyoruz. Yaptığım işin özeti şu aslında. Birçok yerde gençlerle buluşuyoruz. Onlara sınavla alakalı, motivasyonlarla alakalı seminerler yapıyorum. YouTube'da düzenli olarak videolar paylaşıyorum ki kendi kabiliyetlerini bulsunlar, hayallerinin peşinden gitsinler diye. Yaptığım işin özeti bu. Bir de mi ayrı mı? Bir şey. Ben de yıllarca mezuna kalmış bir öğrenciyim. Öyle sınav kazandım gittim ve üniversitede iki şeye çok yoğunlaştım. Birincisi aslında gençler yıllarını kaybediyorlar aşağı tarafta. Kimse farkında değil bunun. İki şeye çok ihtiyaçları olduğunu fark ettim. Motivasyona ve planlamaya. Çünkü bu ikisi benim hayatımda olmadığı için ben çoğu yılı herhalde heba ettim diyebilirim. Arkasından dedim ki ya biz peki neden bunu Türkiye'de çok güzel bir yapılanmayla insanlara ulaştırmıyoruz? Neden bunu videolarla insanlara anlatmıyoruz? Aslında bir acıdan böyle bir şey doğdu. İyi ki de doğmuş yıllarda da gençler de bu alanda çok başarılı bir şekilde o boşu doldurmaya çalışıyoruz. Peki sınav hazırlanan gençlere en çok hangi konularda tavsiye ediyorsunuz? Nelere dikkat etmeleri konusunda uyarlarına ilk kez ediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Özellikle birincisi kabiliyet dediğimiz, hani şu yetenek dediğimiz o alanları keşfetmeleri lazım. Çünkü artık hani modern dünyada çok fazla meslek türü var. Bu kadar meslek türünün içinde boğulan gençler var. Ya da böyle toplumun çok kabul ettiği meslekleri seçip hani kafası rahat ama ulaşamayacak olmasına rağmen yüksek hedef seçen gençler var. Ben en çok burada uyarıyorum onları. Ne olur diyorum, o kabiliyetinize, ulaşabilirliğinize göre hedefler koyun ki hem siz mutlu olun, illa parasal bakmayın bu işe. Yeter ki o hedef ulaştığınızda hani arkası zaten gelecektir diye düşünüyorum. En çok verdiğim tavsiye bu oluyor. Bu bir. İkincisi de şunu diyebilirim, hani genelde bu jenerasyon biraz daha böyle hızlı ve çabuk pes edebiliyor. Ne olur diyorum, hızlı pes etmeyin. Daha çok elinizden geleni yapın. Ondan sonra bu iş olursa zaten tadından yenmez. Şimdi bu sene benim bir YouTube bakanımın bir kararı var. Ara tatili uzatıldı. Evet. Tam oraya denk geldi, doğru. Hı hı. Bence olumlu, çünkü gençler neden dinlenmek isteyenler var, onlar dinleniyor. Gençlerden konu eksikliği olanlar var, onlar o konu eksiklerini kapatıyorlar. Kamplara girip hani böyle biraz daha yoğun çalışmalar yapanlar var aslında. Yani bugüne kadar hiç şikayetçi olan bir öğrenci duymadım ya da son sınıflara daha çok ilgilendiğim için belki ondan da olabilir. Genelde herkesin memnun olduğunu gördüm ki ben de hani ilk duyduğumda iyi ki de böyle bir şey yapıldı dedim. Diğeri de çünkü Nisan'da hani 15 saati zaten hep vardı ama Nisan'daki de çok daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Gençler orada bir soluk alacaklar, bir nefes alacaklar. Daha da güzel olacaklar inşallah. Ben teşekkür ederim.